Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, tığımın numarası 22 ve gördüğünüz bu üç renkten de sizler için model hazırladım. Saks mavisinin rengi 335 sarı e, 600. Bunların üçü de altın başak. Yeni aldım bunları. Ve mavimin rengi de 131 arkadaşlar. Bu şekilde. Bu renklerden size şöyle bir model hazırladım. Bakın. Modelim e, şöyle tersten e, yukarı kısmından bakınca şöyle kalbe benziyor. Kalp görünümlü fıstık modeli veya da kalp görünümlü akide şeker modeli modelimizin ismi şöyle de üçgen kirpikli trabzanlardan da bir ara suyu hazırladım şöyle renklerini tonlama yaptım saks mavisinin açık tonunu mavi ve sarı bunu her renge uygulayabilirsiniz lila tülbentin üzerine mor ve lila ortaya bu şekilde sarı koyabilirsiniz modelim bu bugün sizler için bu modelin nasıl yapıldığını Instagram üzeri isteyen arkadaşımız bir de bunun fiyatını sormuştu. Söyledim sanırsam. 15 TL tülbenti. Bu reyyanın iyi tülbenti. Kaliteli bir tülbent. Çünkü tığ battılar bakın açılmıyor. Ve el emeği olarak da 50 TL 65 55 müşterisine göre bu şekilde yapabilir. Evet. Çok da galiba sanırsam bu sipariş alan bir model istek alan bir model müşteriler tarafından. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. İkişer zincir çekerek tığlamalarımızı hazırladık. Tığ battılarımızı hazırladık. Aynen ilk başlar gibi bakın ara suyu yapmaya başlayacağız. Yapmış olduğumuz sık iğnenin üzerine 3 tane bu şekilde zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battıya 1, 2, Bakın iki tane ilmek tığımda çekmiyorum onları. En son çekeceğiz. Bir tane tığımı doladım. Bir sonraki tığ ya. bir iki aldım. Tığımda üç tane ilmeğim var ve üçünü birden buraya kapattım. Bakın. Şimdi dört zincir çekiyoruz. İlk trabzanın arasından girip bu iki trabzana dört tomurcu sık iğne ile sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir. Aynı en son yaptığım trabzanın yuvasına bu 3 zincirimi kapatıyorum. Ve bakın bu şekilde ara suyumuzu yaptık. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Çiçeğimizin yapılışına geçiyoruz. 2 zincirimi çekip tığ battıya sabitledim. 2 tane tığ battı mesafesi verdik. 3 zincir hemen dallarımızın yapılışına geçelim bir sonraki tığ battıya 1 2 ve 2 3 sefer daha 1 2 3 zincir bir sonraki tığ battıya bu şekilde kapattım bakın üçgen bir boş kirpiksiz trabzan yaptım yanına hemen 3 zinciri çekiyorum bir defa doladım tığ battının içine giriyorum 1 2 ve 2 6 tane zincir çekiyorum. 4 5 6. Hemen çevirdim şu şekilde. Bakın ortada yaptığımız bu trabzanın tepe noktasından buraya giriyorum. Hemen altı zincirimi sık iğne ile sabitledim. Bir zincirle düz yüzüne döndüm. Dalların yapılışına başlıyoruz. Bakın bu sık iğne dalıma destek. Çok güzel doğruya dalları unutmayın sık iğne. Sık iğneden sonra 3 tane zincir bir defa doladım. Hemen yuvanın içine giriyorum. Burasını 2. Kalın olması için 2 dolayacağım. 2 defa tığımın başını doladım. Hemen yuvaya girdim. 2 2 2. Çiçeğimi, fıstıklarımı taşıyacağı için biraz şöyle kalın, oturaklı bir dal olsun istiyorum. 3 4 ve 5 zincir tek yapınca şu dip noktası biraz cılız oluyor gibi o yüzden 2 2 alarak bu şekilde dallarımı yapmayı tercih ediyorum Evet yine 3 zincir çekiyorum bu şekilde bak ilk dalımız hazır aynısından buraya iki tane daha yapıp toplam üç tane dalımız olacak 2 2 ve 2 1 2 3 4 ve 5 kapatıyorum. Bunlar fıstıklarımız için yuva olacak 5 zincir. 3 zincirimi de kapatıp ikinci dalımı yapıyorum. Tekrar 3 zincir bakın ikinci dalımız da bu şekilde hazır. Şimdi iki defa tığımı doladım. Aynı yuvaya giriyorum. 2 ve 2 ve 2. Bakın kalın bir trabzan yaptık. 5 zincir. Aynı tırabzan arasına kapattım. iki tırabzan arasına kapatıp 3 zincir. Hemen dibine. Başta sık iğne yapmıştık. Sonda da bir tane sık iğne yapıyorum. Dalıma destek. Şöyle güzel bir görüntü çıkıyor ortaya sık iğneler. Unutmayın. Evet, 3 zincir çekerek aşağı iniyorum. Bu üçgen sıra bu şekilde tamamlamış oldum bak Evet dalımız ve bu şekilde yapılıyor şimdi bu ara suyunu sola da bırakalım iki tığ battığı iki zincir bu birinci iki zincir bu iki. ikinci buraya üç tane yapacağım ara suyundan dolayı Çünkü ara suyu çiçeğimize fazla değmesin devam ettiği için 1 2 3 zincir bir defa daladım hemen yandaki tığ battıya 1 2 bakın tığımda iki tane ilmeğim ve iki tane trabzanım var bir defa doluyorum evet. bir defa doluyorum bir sonraki tığ battıya 1 2 alarak bu şekilde 3 tane trabzan 3 tane de tığımda kapattım 1 2 3 4 zincir ilk trabzan arasından girip bu iki tane trabzanı tomurcuğuma bu şekilde düğüledim 1 2 3 zincir aynı bakın üçüncü trabzanı yaptığım tığ battının içine sabitliyorum 1 2 3 Umarım anlaşıldı şöyle bir tane daha yapıp bırakalım bir defa tığımı doluyorum yandaki tığ battı ya 1 ve 2 tığında iki tane bir defa doluyorum boş olan hemen yanındaki tığ battı ya 1 2 2 üçünü birden kapattım 1 2 3 4 ilk trabzan arasından giriyorum kapattım sık iğne ile 3 zincir aynı tığ battı ya boş olana değil o zaman bayağı açılma oluyor, güzel durmuyor arkadaşlar. Bu şekilde onu da denedim. Bu şekil daha güzel duruyor. Evet. Şöyle ara suyu bu şekilde 7 tane. Siz ne kadar koymak isterseniz 5 de olur. 7 eğer sizin gözünüze çok gelirse. Sonra bu iki tabaakta mesafesi ve dallar kurulacak. Bakın. Şimdi bu şekilde ara suyumuz 7 tane oldu. Buna eğer siz fazla diyorsanız dediğim gibi şöyle 5 tane de ara suyu koyabilirsiniz şimdi bu kalpli fıstıklarımızı yapımına geçelim Evet ilk dalımızın içine sık iğne ile ipimi bu şekilde buraya sabitleyerek başlıyoruz ipimi sabitledim üzerine 4 zincir sık iğnenin üzerine 4 zincir 2 defa tığımı doladım yeşil yuvaya giriyorum şöyle 2 2 2 4 zincir boyutunda ikişer ikişer aldım böyle biraz kalın dursun içinde fıstıklarım tok dursun diye ikişer ikişer almayı tercih ettim iki tane zincir çekiyorum bu iki zincir de benim ilmek boyutum işaretim bir defa tığımı doladım hemen trabzanın arasına girdim bu şekilde bakın iki zincir boyutuna ilmeğimi çektim tüm aldığım ilmekler bu iki zincir boyutunda olacak bakın 3 4 5 6 7 8 şu şekilde oluşuyor topladıklarım buraya toplamda 11 tane bu şekilde topluyorum 9 10 ve 11. Evet. 11 tane bu şekilde bakın topladım. 12.'yi de yeşil yuvadan aldım. Bu yeşil yuvadan almayı unutmayın son ilmeğinizi. Şöyle fıstıkları yukarı doğru sıyırırken rahat oluyor arkadaşlar. Bakın. İlmeğimi alıp şöyle fıstıklarımı oynatarak yukarı doğru çekiyorum. Çözünürlük oynattığım için odaklamasından dolayı herhalde sanırsam bozuluyor. Bu şekilde çektim yukarıya doğru ilmeğimi. Altta kalan ilmeğimi de buraya sık iğne ile sabitledim. Evet fıstığımız ne büyük ne küçük arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Ne iri ne de minnak böyle orta boy bir fıstık topladım. Şimdi buraya 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen çeviriyorum. Bakın bu zincirle fıstığın arasına bu noktaya şöyle gözüküyor inşallah. Sık iğne ile 6 zincirimi buraya sabitliyorum. Şöyle bir zincir çektim düz yüzüne döndüm. Bakın. Bu 6 zincirin içine giriyorum. Şöyle sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Pardon arkadaşlar 8 diyecektim. Bu kadar sık iğneyi yaptık buraya. 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 Yeşil yuvanın içine bu 5 zincirimi bakın bu şekilde buraya sık iğne ile tutturdum. Sabitledim. 1 2 3 4 ve 5 zincir çeviriyorum şöyle ters tarafına dibine bakın zincirin dibine sık iğne ile buraya sabitliyorum tutturdum şimdi yine 2 zincir çekiyorum çevirdim bu iki zincir benim ilmek boyutum ölçüm bir defa tığımı doluyorum hemen zincirin arasına girip bir tane ilmek arıyorum 1 2 3 Yine aynı şekilde 11 tane ilmek toplayacağız bu şekilde. 4 5 5 6 7 8 8 9 10 ve 11. 11 tane tekrar alalım sonuncuyu arkadaşlar bu çözünürlüğün bozulması beni de görmeme engelliyor ben de kameradan gördüğüm için şöyle 12. ilmeğimi de yeşil yuvadan alıyorum hemen bakın oynata oynata şöyle yukarıya doğru çektim kapatıyorum sık iğne ile burayı yedi tane zincir çekiyorum Pardon altı tane zincir çekiyorum şöyle çevirdim ters tarafına bakın yine bu zincirle fıstığın arasından kapatacağım bakın arkadaşlar buraya zincirle fıstığımın ara noktasına kapatıyorum ve yine bir zincirle dönüyorum şu noktayı bir göstereyim iyice kapattığım nokta burası bir zincirle döndüm. Bu altı zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, bu şekilde benim 7 tane sığıyor galiba arkadaşlar. Bir önceki de 7 idi sanırsam. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum ve bunu yeşil yuvanın içine sık iğne ile sabitliyoruz. Evet bakın. Şöyle 5 zincir az falan düşünmeyin arkadaşlar. Esne, esniyor. O ona tam geliyor. Bakın. Bir zinciri de çektik dibine. Bir zinciri unutmayın yakmak için. Evet bakın. Şu şekilde şöyle yaptığımız sık iğneleri düzeltebiliriz ilk kalbimiz bu şekilde oluştu arkadaşlar şimdi bir tane de sarıyla yapalım inşallah Evet ikinci dalımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz 4 zincirimizi çektik 2 defa tığımı doladım yeşil yuvaya giriyorum şöyle 2 2 2 alarak bu şekilde bir trazdan yaptım 1 2 zincir bir defa tığımı doladım trabzanın arasına girip ilmek aldım 2 zincir boyutuna uzattım bir defa ilmek çıkar uzat tığımın başını doluyorum ilmek çıkarıyorum diğer ilmeklerimin boyutuna uzatıyorum bu şekilde 6 7 8 9 10 ve 11. sonucu ilmeği de aldım. Şimdi bir defa tığımı doladım. Bu yeşil yuva bir tane de oradan aldım. Tığımın başına ilmek alıp şöyle yavaş yavaş bakın başa kadar ilmekleri çıkarıyorum ve başta bu şekilde sık iğne ile ilmeğimi yukarı almış oluyorum. Şimdi altı tane zincir çekiyorum. Hemen şöyle ters çevirdim buraya zincirimle fıstığımın arasına 6 zincirimiz şöyle sıkı sıkı kapatıyorum Bu kapatma noktaları güzel sıkı olursa üstünün yapacağımız sık iğneleri güzel duruyor arkadaşlar yoksa gevşek olunca kalkıyor yukarı doğru bu yapacağımız mesela bu iki sık iğne havada durur o yüzden kapatma noktasındaki sık iğneyi yani altı zinciri sık iğne ile sabitlediğimiz yeri güzel sıkıya sıkıca kapatın 2 3 4 5 ve 6 ve 7. Evet. Bakın buraya da 5 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı. 5 zincirimi çektim. Yeşil yuvaya hemen bu 5 zinciri kapatıyorum. Evet. Bir tanesini hazırladık bakın bu şekilde. Yine 5 zincir çekiyorum ikincisi için çevirdim. Bakın bu zincir çekmeye başladığımız hemen dibindeki sık iğneye. Bu şekilde 5 zincirimi tutturdum. 2 zincirimi çekerek düz yüzüne döndüm. Aynı birinci de yaptığımız işlemi buraya yine yapıyoruz. Tığımın başını doladım. 2 zincir seviyesine uzattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet toplamda buraya 11 tane bu şekilde topladık bir tane dolayıp 12 de yuvadan alıyorum Şöyle bakın yuvadan aldıktan sonra ilmeğimizi hemen tığımın başını dolayıp yavaş yavaş bakın hep sona çıkardım. Şöyle takayım tığımı. Kapatıyorum. Bakın altta ilmeğimiz kalıyor. Biz de onu şöyle sık iğne ile yukarı alıyoruz. Yine 6 tane zincir çekiyorum çevirdim demin söylemek istediğim buydu arkadaşlar bakın bu fıstıkla zincirin arasına kapatıyoruz yaltı zincirimizi şöyle netleşsin buraya kapatırken bol değil gayet böyle sıkı sıkı kapatın Çünkü bu dönüş bir zinciri yukarı kalkmaz evet. işimiz inşallah böyle muntazam güzel bir şey çıkacak Evet 7 tane sık iğne çekiyorum. E, yapıyorum. 2 3 4 5 6 6 zincire 7 tane sık iğne yapıyorum. Ve sıkı sıkı 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi sık iğnemden sonra çekip bunu da yeşil yuvaya kapattım. Şöyle dibine de bir zincir çekiyorum ve ipimi kopardım. Bakın sarım da bu şekilde oldu arkadaşlar. Hem mavi yaptık beraber sizlerle hem de sarı rengimizi yaptık. Şu hem koyu renk olduğu için onu da ben yapayım anlaşıldığı için bu mavi koyu mavi yapıp geliyorum. Evet rengimi tamamladım bakın arkadaşlar bu şekilde şöyle ütü yapmadık kalıp gibi oldu ara suyumuz şöyle yakın plan göstereyim kalıp gibi e, sizler bunu arka tarafına şöyle çok kısık bir ayarda ütülerseniz daha güzel olur bakın onu göstermiştim ilk önce zaten yaptığımı çok da güzel oldular çok da hoş durdular Evet yapılası bir model müşterisi olan bir model. Siz de bu verdiğim zincir sayılarına dalında olsun fıstığında olsun bu zincir sayılarına uyarak yaparsanız bu şekilde çok güzel kalıp gibi bir model olur inşallah arkadaşlar. Şöyle bir de çevirelim. Şöyle duruşuna bakalım uzaktan salantılı haline. Evet çok güzel oldu renkleri de çok açtığını düşünüyorum şöyle rengin de önemi var oyanın göstermesinde sanırsam böyle tonlama yaptım açıklı koyulu mavili sarı da ortada patlatsın istedim rengini tonlamasını hoş oldu güzel oldu arkadaşlar bakın çok da yapılası bir model gerçekten müşterisi olan bir model evet yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.